Şimdi hemen Lübnan'a uzanacağız. Muhabir arkadaşım Atagündüz Kurşun, kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt'la birlikte bölgedeler. Türkiye'den Beyrut'a insani yardım uçağı ulaştı. Hemen sözü sana bırakayım Ata. Cansın, teşekkür ediyoruz. Türkiye nerede bir mazlum varsa, ihtiyaç sahibi varsa oraya yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ben hemen çekileceğim. Şimdi kameraman arkadaşım Niyazi Kurt o görüntüleri sizlerle paylaşacak. Dakikalar önce indi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağı ve içerisinde gıda malzemeleri var ve aynı zamanda da tıbbi malzemelerin olduğu belirtildi. Şu dakika itibariyle indi. Türkiye Büyükelçimiz de burada, Ali Barış Ulusoy ve aynı zamanda Lübnanlı yetkililer de burada. Şu anda kargo uçağının yanaşmasını bekliyorlar aprona. Daha sonra da bu yardım malzemeleri içeriden bir askerimiz selam verdi, pilot. Birazdan da bu yardım malzemeleri kargo uçağından indirilecek. Dediğimiz gibi aslında Lübnan'dan geldi bu talep. Sadece Türkiye'den talep etmedi Lübnan. İnsani yardım çağrısında bulundu. Ve işte Lübnan'a somut olarak el uzatan ülke ise Türkiye oldu. Dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi Lübnan'da birkaç gündür ve özellikle de son birkaç aydır ne yazık ki İsrail vahşetiyle, İsrail'in zulmüyle boğuşuyor deyim tam da yerinde. İşte bu nedenle de zor günler geçiren bir Lübnan'dan, zor günler geçiren bir Lübnan hükümetinden bahsediyoruz. Herhangi bir cumhurbaşkanı seçebilmiş değil, neredeyse 3 yıl olacak. Hükümet geçici bir hükümet, ekonomik kriz has safhada Lübnan'da. Lübnan hükümeti elektrik veremiyor. Ülkenin %98'ine elektrik veremiyor. Hal böyle olunca da şu an itibarıyla Türkiye'den gönderilen o yardım malzemelerini taşıyan uçak, kargo uçağı şu an itibarıyla Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na iniş yapmış durumda. Hemen Niyazi uyardı beni diğer tarafa doğru gidelim diye. Çünkü orada Lübnanlı yetkililer ve aynı zamanda Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy da var. Yerli ve yabancı çok sayıda medya mensubunun da burada olduğunu söylemek mümkün. Lübnanlı yetkililer de var. Ben şöyle hemen Büyükelçimizin yanına doğru gidiyorum. Efendim canlı yayındayız, A Haber yayındayız. Evet, birazdan açıklama yapılacağını söylediler. Burada bir açıklama yapılacak şimdi. Lübnanlı yetkililer var ve o açıklamaların ardından da Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağından o malzemeler indirilecek. Dediğimiz gibi tıbbi yardımlarla birlikte aynı zamanda gıda kolilerinin de olduğu söylendi bize. Birazdan o malzemeler indirilecek. O tarafa doğru şöyle uçağa doğru tekrar dönelim. Bakın orada askerlerimiz iniyor. Askeri personelimiz uçaktan iniş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığını söyleyebiliriz. Çünkü Beyrut Havalimanı'nda da zaman zaman hareketli anlar yaşanıyor. O nedenle de birçok ülke uçuşlarını iptal ediyor hatırlanacağı gibi. Buradaki güvenlik durumu sebebiyle işte bu nedenle de Beyrut Havalimanı zaman zaman açılıyor, zaman zaman kapanıyor, zaman zaman bazı uçuşların yapılmasına izin verilmiyor. Ama şu an itibariyle işte yine göğsümüzü kabartan bir görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağı Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı. Yayının başında da söylediğim gibi Lübnan'dan insani yardım çağrısında bulunulmuştu. Gelinen süreçte tüm dünyaya insani yardım çağrısında bulunulmuştu. Ama şu ana kadar bu yardım çağrısına cevap veren ilk ülke Türkiye oldu. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi, tıpkı Batı Şeria'da olduğu gibi, tıpkı dünyanın diğer mazlum coğrafyalarında olduğu gibi İlk el uzatan Türkiye oldu. Yardım malzemelerinin dolu olduğu
kargo uçağı şu an itibarıyla Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı. Arka taraftan bagaj kısmı da açıldı Niyazi. Oradan o yardım kolilerini, yardım malzemelerini buradan görebiliyoruz. Lübnan savaş yorgunu bir ülke. 1975-1990 yılları arasında, 1970-1990 yılları arasında iç savaşla mücadele etti. Hoş geldiniz komutanım. Pilotlarımız da buraya geldi şimdi. 1975 ve 1990 yıllar arasında iç savaşla mücadele eden bir ülke. 200 bin civarında vatandaş hayatını kaybetti. 1 milyon kişi yerini, yurdunu terk etti. Ve ne yazık ki bu ülke savaş yorgunu bir ülke. Evet, komutanlar da geldi şimdi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağımızla birlikte. Şimdi de hem Lübnanlı yetkililer hem de Türk yetkililer, Büyükelçiliğimizin yetkilileri ve aynı zamanda da pilotlarımız, basın mensuplarına şimdi burada bir açıklama yapacaklar. Lübnan'dan bahsediyorduk. Savaş yorgunu bir ülke. 15 yıl boyunca 200 bin kişi hayatını kaybetti. Hemen ardındansa ne yazık ki İsrail işgalleri. İsrail 1980'li yıllarda Lübnan'ı işgal etmişti, Beyrut'u işgal etmişti. İşte o dönemde Hizbullah'ın varlığı ortaya çıkmıştı. Hizbullah bir taraftan İsrail'i Beyrut'tan uzaklaştırdı, bir taraftan da buradaki en azından iç savaşın ve işgalin önlenmesinde büyük rol oynamıştı. Ama ne yazık ki geldiğimiz süreç itibarıyla yine İsrail'in hedefinde artık Lübnan. Evet, toparlayalım. Şu an itibarıyla askeri kargo uçağımız iniş yaptı. Yetkililer burada ve birazdan da o yardım malzemeleri indirilecek. Takip ediyoruz. Yeni gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.